Şimdi kitaplarınıza geçmek isterim ben çünkü Tabii. çok biliyorum ki ve çok heyecanlı siz üretiyorsunuz onları ve yazmayı çok sevdiğinizi biliyorum. Ellerinize sağlık bir kez daha. Teşekkür ederim. Özellikle de 50 maddede Göbekli Tepe ve Sırları, Türkiye'nin tarihini değiştiren 110 kadın ve Yeni Dünya Düzeni. Bu üç kitabı konuşmak isterim sizinle. Mesela Göbekli Tepe'den başlayalım. Göbekli Tepe benim bu arada yani çok hayranlık duyduğum, zaten arkeolojiye çok ciddi bir ilgim var. Ve Göbekli Tepe'nin sadece Türkiye açısından değil, tüm dünya açısından çok önemli bir miras olduğunu düşünüyorum. Evet. Biraz anlatır mısınız? 50 maddede Göbekli Tepe'yi öne çıkan özellikleriyle nasıl anlatmak istediniz? Kitabı da... Şimdi Göbeklitepe bir defa dünyada bu yaşta bu kadar eski 12 bin yıl, karbon testleriyle saptanan tarihi 12 bin yıla kadar dayanıyor. Bu kadar eski bir tapınak örneği yok. Ve Göbeklitepe dünya dinler tarihini değiştirdi ve insanlığın evrim uygarlık tarihini de değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Biz Göbeklitepe'nin keşfine kadar insanların önce köylerde yaşamaya başladığını, köylerde belli bir süre yaşadıktan sonra işte ortaya tapınağın çıktığına sanıyor diyor bilim adamları. Ancak Göbeklitepe ortaya çıktı. Çıktıktan sonra anlaşıldı ki önce tapınağı inşa etmişler, Göbeklitepe gibi bir tapınak. Sonradan yerleşik düzene ve şehirleri oluşturmaya başlamışlar. Nitekim Göbeklitepe sonradan ortaya çıkan bütün şehirlerden daha eski. Dolayısıyla Göbeklitepe çok dünya üstünde en önemli arkeolojik sitelerden biri. Ve bizim bunu çok iyi anlatıp buraya bütün dünya insanlarını çekmemiz gerekir. Urfa zaten başlı başına tarihi bir özelliğe sahip. Hem Hristiyanlar için de kutsal bir şehir. Ayrıca yani Göbeklitepe'nin dışında da. Urfa'nın birçok özelliği var. Göbeklitepe'nin bu anıtsal yapılarının dışında dünyanın en büyük insanın normal boyutlarındaki heykeli de oradan çıktı. Birçok özelliği var. O yüzden zaten Urfa'da Türkiye'nin en güzel müzesi de inşa edilmiş durumda. Muhteşem bir müzeye sahip Urfa. Urfa'yı bizim turizmde çok öne çıkarmamız, Göbeklitepe'yi çok iyi tanıtmamız. Göbeklitepe'nin bir takım başka özellikleri de var. İlk biranın burada işçildiği tahmin ediliyor. Orada kalıntıları bulundu. Tahmin değil artık, kalıntıları bulundu. İlk buğdayın evcilleştirilme sürecinde de Göbeklitepe ve civarı ilk yer olarak biliniyor. Ve uygarlığın beşiği yani kısaca burası, o bölge. Şöyle geçtiğimiz günlerde şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum tekrar. Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Özkök Hürriyet'teki köşesinde Göbekli Tepe'nin adının değişeceğiyle ilgili bir yazı yazdı. Şöyle, Göbeklitepe'nin adı değişemez çünkü Göbeklitepe'nin adı yeni, şimdi konulmuş bir isim değil. Tarihten geliyor. Farklı dillerde, Ermenice'de, Kürtçe'de, Türkçe'de, 2-3 ayrı dilde hep Göbeklitepe diye söyleniyor. Dolayısıyla öyle bir şey söz konusu olamaz. Zaten bir Göbeklitepe'nin ilk kayda geçişi de yani bu şimdiki tapınağın bulunmasından 60, 30 yıl önce 1960'larda daha ilk kaydında da benim kitapta bunlar hep yer alır. 1960'ta ilk orada bir takım taşlar bulunduğunda da Göbekli Tepe diye kaydı yapılmıştı. Gerçi bu kadar eski olduğu tahmin edilmiyordu. Yani 1960'larda yapılan ilk kazıda ortaya çıkışından bu yana hep Göbekli Tepe denir. Ayrıca dediğim gibi bölge insanları da işte hem Kürtçe hem Ermenice hem Türkçe Göbekli Tepe diye Şimdi kendi dillerinde söylüyorum. Ertuğrul Bir o Özkök'ün yazıya bakacağım. yazısını buldum bu arada. Şöyle diyor yazısında, Göbekli Tepe civarında 11 tepe daha bulunduğunu, bu 11 tepe yeni bulunduğu için mevcut tepeyi de içine dahil ederek adının 12 tepe olarak değiştirilmesinin tartışıldığını
Olabilir. Bir iddia olarak tartışma. yazmış. Hani bu kesin Ha. bir şey değil anladığım kadarıyla. Böyle bir tartışma Şimdi yapılıyormuş şu an. şöyle, o Göbekli Tepe civarında o dönemden kalma başka megalitik yapılar da zaman zaman bulunuyor ama bu kalitede, bu ustalıkta, bu sanatçılıkta herhangi bir şeye henüz rastlanmış değil. Rastlanırsa tabii ki zaten tarih değişir otomatik. Evet, doğru. Şimdi şöyle Yeni Dünya Düzeni kitabından da biraz bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Onun içeriğiyle Ya konuşalım. orada da bu önümüzdeki geleceğe dönük bir kitap o. Pandemi döneminde biliyorsunuz çok tartışıldı işte yeni dünya düzeni nasıl olacak işte önümüzdeki dönemde neler yaşanacak, hangi alanda işler öne çıkacak. Şimdi mesela pandemi ilk çıktığında işte Avrupa Birliği dağılacak diye söyleniyordu. Yok Amerika Birleşik Devletleri iç savaşa gidecek, dağılacak. Yok efendim dinin etkisi azalacak. Eğitim nasıl olacak? İnsanlar 1,5 yıldır okuldan uzak. Eğitim nasıl şekillenecek? Mars'ta bir koloni kurulması mümkün olabilir mi? En önemlisi yapay zeka tartışmaları. Yapay zeka yüzünden birçok iş konunun biteceği yüzde hatta iş kollarının %70'inin yok olacağı tahmini yapılıyor. Hatta bunlardan biri de gazetecilik Doğan Bey biliyorsunuz değil Tabii yani mi? biliyorsunuz şimdi yapay zekaya muhabirlik de yaptırmaya başlandı ve gazeteler Washington Post da kullandı bunu. Bir iki gazete daha kullanıyor. Ajanslar da. Artık haberleri yapay zekaya yazdırıyorlar. Yani bir muhabire değil de yapay zeki nasıl oluyor? Mesela son olimpiyatlarda onu kullandılar. Olimpiyatlarda biliyorsunuz aynı anda birkaç yarışma birden yapılıyor. Şimdi oraya bir düşünün ki buradan siz bir muhabir gönderdiniz. Oradaki birkaç yarışmayı bir anda izleyip hepsinin sonucunu aynı anda yazması mümkün değil. Ama yapay zeka o sonuçları izleyip haberini yazıya dökerek ajanslara bir anda anında geçebiliyor. Bu tür olaylarda yani bu tür somut olgular sonunda neler olabileceğini ben yansıtmaya çalıştım. Kanser mesela kanser tedavisi bulunabilecek mi? Uzmanların görüşlerine dayanarak tabii ki bütün yanıtlarda. İşte 21. yüzyıl kadınların yüzyılı mı olacak? Çünkü yeni bir kadın politikacı ve kadınların öne çıkması söz konusu oluyor. Gerçi diyeceksiniz ki Türkiye'de biz bütün bu yeniliklerin gerisine doğru gidiyoruz. O da bir gerçek Şimdi ama siz evet böyle bir şey söyleyince yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmışız 10. yılını bile dün böyle ağız tadıyla kutlayamadık. Nasıl bizim yılımız olacak acaba? Yani inşallah görürüz o günleri Doğan Bey. evet, biz tabii ama Türkiye bütün dünya demek değil. Biz burada istediğimiz kadar kendimizi dışarıya kapatalım. Sonuçta dünyanın yaşı ortaya koyduklarından kopamıyoruz. Sonuçta işte bakın pandemi nedeniyle Zoom'u kullanıyoruz. Bunu bir başka bir ülkede icat ettiler. Sosyal medya kullandığımız bütün sosyal medya platformlarını başka ülkeleri denetliyor ve icat ediyorlar. Türkiye mecburen bunları takip etmek zorunda kalıyor. Biz sadece yeni dünyadan kopmaya ve işte dün Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmasın diye bir karar alınıyor. Yok F1 Formula 1 yarışı İptal edildi. Türkiye'de evet, iptal edildi. Böyle dünyadan koparak gittikçe daha çok Orta Doğu ülkesi şeklinde dönüşerek biz bundan yararlanıyoruz ama sonuçta 50 ayrı konuda gelecekte neler olabileceğini araştırıp onları yazmaya çalıştım. Ellerinize sağlık. Çok merak ettim ben bu kitabı. Evet, ben kitaba zaman zaman bakıyorum. Tahminlerin büyük bölümünde de yanılmadığımı görüyorum. O sevindirici. Wow, şimdi daha çok merak ettim böyle söyleyince. Peki, şimdi yine aslında böyle daha çok böyle konuşmamız gereken, bence her dönem konuşmamız gereken başka bir kitaba değineceğim. O da şöyle Türkiye'nin tarihini değiştiren 110 kadın. Ellerinize sağlık. Ne kadar ihtiyacımız var böyle şeylere. Kadınları erkeklerin daha çok anmasına ihtiyacımız Ya. var belki de. Ve başarımızı daha çok kabul etmelerine ihtiyacımız var belki de. Çok teşekkür ederim bir kadın olarak. Öyle, öyle, Kitapta çok önemli isimler var. Şimdi 110 tanesini sayamayacağım ama çok böyle çeşitli alanlarda farklı meslek gruplarından kadınlara yer vermişsiniz. Nereden
aklınıza geldi kadınları almak, kadınların başarılarını? Çünkü çok basit bir nedeni var. Şimdi biz Türkiye'nin geri kalmışlığından, işte gelişmemişliğinden, sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu ülkelerinin geri kalmışlığından, gelişmemişliğinden, sadece Orta Doğu'nun da değil işte İslam ülkelerinin, Afrika ülkelerinin geri kalmışlığından söz ediyoruz. Gelişmiş ülkeler kim? Kuzey Amerika, Avrupa ve Kuzey Avrupa ve işte Uzak Doğu, Japonya, Çin. Neden diye böyle bakınca çok basit bir nedeni var bu ülkelerin bu kadar öne çıkmasının. Çünkü bu ülkelerde kadın potansiyeli tamamen kullanılıyor. Hem Kuzey Amerika'da, hem Kuzey Avrupa'da, hem Avrupa'da, hem Uzak Doğu'da, Çin'de, Japonya'da kadınların kadın oldukları için bir ayrıma uğramaları söz konusu değil. Tersine iş gücüne tamamen katılıyorlar, çalışabiliyorlar. Ailenin yürümesi için tam olarak faaliyet gösteriyorlar. Kadınlar toplumun yarısını oluşturan, %50'sini oluşturan bir iş gücü olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de böyle değil. Sadece Türkiye'de değil, bütün İslam ülkelerinde de böyle değil. Kadınlar bastırılıyor. Yani iş gücü olarak bakın Türkiye'de normalde nüfusun yarısı kadın olduğuna göre çalışanların da yarısının kadın olması gerekmez mi? Maalesef öyle değil. Kadınlar çalışan sayısı gittikçe de azalıyor. Son 20 yılda sendikalı kadın sayısı aşağıya doğru iniyor. Evet, maalesef. Bu Yeni Dünya Düzeni kitabında ondan bahsetmiştim. Kadın sayısı azalıyor. Ama peki niye biz kadınlarımız hem çalışma yaşamında daha az, niye daha da sayıları azalıyor? Bu kadınlarımızın eksikliğinden mi yoksa? Tabii ki değil. Kadınlarımız çok başarılı. Tarihe geçen işte 110, bir anda 110 kadın böyle çıkıyor ortaya. Bunu yansıtabilmek için, yani Türk kadınının potansiyelinin yüksek olduğunu yansıtabilmek için ben bu kitabı yazdım. Ve hakikaten bakınca da Türk kadınlarının potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ama bu kadınların önüne birçok engeller çıkıyor. Ne çıkıyor? Aileleri çıkıyor. Kültür çıkıyor. Patronları çıkabiliyor mesela. Patron çıkıyor. Evet. Çalışma Din bazen engel arkadaşları oluyor. olabiliyor. Evet. Bu abi çıkabiliyor, baba çıkabiliyor. Evet. Bir takım her zaman bir takım engeller diğer ülkelerde Nedense bu olmayan. engeller de hep eril engeller oluyor yani. Maalesef öyle, maalesef öyle. Çünkü toplumun kültür yapısı, inançlardan da kaynaklanan kültür yapısı bu eril engellerin daha baskın olmasını sağlıyor. Evet. İşte tamamen bunu anlatmaya çalıştım. Bu kitaptaki 110 Yani kadın o engelleri aşmak için kendilerini ortaya koymuşlar. Birçoğu mücadele edip hapislere düşen insanlar, tiyatro için mesela hapse düşen insan var. Tiyatro yapabilmek için. İşte gazetecilik yapmak için yurt dışına kaçmak zorunda kalan, hapse giren insanlar var. Manken olmak için Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan insanlar var. Bunu yansıtmaya çalıştım. Ben de zevkle yazdım. ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir hediye yani bizim için ve Sağ ol. özellikle de bunu ama erkekler daha çok okusun bence. İnşallah Daha değişim oradan başlayabilir belki de. aynen. Peki dediniz ya işte kadınların Türkiye'de iş hayatında özellikle işte mesela karar verme noktasında da kadınlar hep geri planda, ikinci planda tutuyorlar. Mesela siz de yöneticilik yapmış bir isimsiniz. Gazetelerde yöneticilik yaptınız. Sizin işte size bağlı olarak çalışan kadın muhabirlere hiç böyle engellemeler yaptınız mı? Mesela Hiçbir şekilde sahadaki yapmadım. zorlu haberleri gönderirken sen gidemezsin, kadınsın dediğiniz oldu mu mesela hiç? Yok, kesinlikle olmadı. Biz zaten ben Hürriyet'te çalışırken ombudsmanlık da yaptığım dönemde böyle bir konu önüme gelmişti ve Hürriyet'te kaç kadın olduğunu o zaman insan kaynaklarından da araştırıp köşede de yazmıştım. Hürriyet o dönemde kadın sayısı açısından çok yüksek düzeylerde. Zaten o dönemlerde patronumuz da kadındı yani. Vuslat Hanım her ne kadar Aydın Doğan'ın gazetesi ise de kendisi patrondu. Ne olursa olsun çok kıymetliydi. Ben de bunu Tabii çok ve kıymetli biz buluyorum düşünün açıkçası. ki ben Hürriyet'ten ayrılalı 15 sene olmuş. Biz şeyi tartışıyorduk. İşte, hamile yeni doğum yapmış annelerin çocuklarını nasıl çalışırken emzirebilmeleri için neler yapabiliriz? Bu konuları tartışıyorduk. Bundan 15 yıl önce Hürriyet'te.
Nasıl bir gerilemedir bu Doğan Bey? Nereye gelmişiz yani hakikaten? Evet, maalesef biz bunu günlerce tartıştık ve sonunda hürriyetin içinde böyle özel birimler açılmasına karar vermiştik o dönemde. Sadece kadın arkadaşlarımız daha rahat çalışsınlar diye. Ama işte geriye doğru gidiyoruz kesinlikle öyle. Şimdi de kadınlar çalışabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bırakın rahat çalışabilmek için yani o noktadayız. Kadınların çalışmaması için de bir takım gizli bir takım etkiler söz konusu. Ne gibi? Bunları da aşacağız. Yani kadın sayısı, kadın yerine erkek istihdam edilmesi, kadınların medyada mı? Genel olarak işte din adamlarının çıkıp kadının yeri evidir demesi, bu tür böyle bazı siyasetçiler çıkıp kadınlar evde kalsın, dışarı gelmesin. Yani camiye bile biliyorsunuz son bir olayda camiye bile evet, kadın. Evet sormayın yani hakikaten ama biz inatçıyız, siz biraz tanımışsınız. Tabii yani sonuçta. Kitabımızı yazmışsınız. İnatçıyız, engel tanımayız, İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmeyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bir kez daha. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli bir kitap. Ve bu röportaj için de ben size çok teşekkür ederim. Bana çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bu sefer off the record'a başvurmadığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Yok off the record olmaması gerek. Estağfurullah. Yine ağırlayacağım sizi. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.